Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başarılı oyuncu Salih Celil Cengiz hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Salih Celil Cengiz 1 Şubat 1983 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir. Ordu Fen Lisesi'ndeki 2 sene okumasının ardından son sınıfı okuduğu Çarşamba Lisesi'nden mezun olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiştir. 2007 ve 2008 tarihlerinde profesyonel asteğmen olarak askerliğini tamamlamıştır. Bir süre gümrük memurluğu yapmıştır. Çarşamba Spor'un eski teknik direktörü Cemil Cengiz'in oğludur. İşler Güçler dizisiyle ilk başrolünü oynamış, sadece Cengiz 60'a yakın kısa filmde rol almıştır. Ayrılık isimli kısa film Apple IMC'nin düzenlediği Icon 06 Yarışma Ateşi kısa film yarışmasında ikinci olmuş ve Altın Portakal Film Festivali'nde ise finale kalmıştır. Sadece Cengiz'i daha yakından tanımak için verdiği röportajlardaki bilgilerle onun hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışacağız. Sadece Celil Cengiz'e sorulan televizyon oyunculuğu yapmakla sinema oyunculuğu yapmak arasında fark nedir sizce? Bu daha zevkli, şundan daha keyif aldım diyebiliyor musunuz? Bundan sonra televizyonu azaltıp sinema ağırlıklı olarak çalışmak istiyorum gibi bir düşünce var mı aklınızda? Sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir. Henüz öyle radikal şeyler oluşmadı aklımda. Ancak zor olduğunu söyleyebilirim. En azından dizide bir karakter oluştururken çok vaktiniz var. Burada daha yoğun ve daha konsantre bir şey yapmak zorundasınız. Biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim. Kısa tecrübelerimden yola çıkarak demiştir. Biz sizi İşler Güçler dizisiyle tanıyıp sevdik. Orada Ahmet Murat ve sizin üzerinize kurulmuş bir hikaye vardı. Siz ana merkezdeydiniz. Çember genişliyordu. Burada gördüğüm kadarıyla çok büyük bir kadronun içerisindeydiniz ve ciddi anlamda hepsi marka olmuş oyuncular. Bu sizi korkuttu mu sorusuna? Aksine ne kadar çok ne kadar farklı insan tanırsam bana o kadar çok katkısı olacağına inanıyorum. Gerçekten de oldu. Hepsinin ayrı ayrı tecrübelerinden faydalanacağımı düşünmüştüm demiştir. Üçlüden koptuğunuzu düşünüyor musunuz peki? Seyircinin kafasında üçlü olarak yer ettiniz ama burada yalnızsınız. Onlar da film çekiyorlar sanırım. Siz de. Evet, çok güzel bir film çekiyor Selçuk. Murat abi ve Ahmet başrolde oynuyorlar. Aslında biz hiçbir zaman üçlü olmadık zaten. Türk dizi tarihinde 3 kişinin başrolde oynadığı onlarca dizi vardır. Onlar nasıl üçlü olmadıysa biz de olmadık. Belki dizide gerçek hayatlarımızdan yola çıkılarak ve kendi isimlerimizle oynadığımı için insanlar da bizim yıllardan beri arkadaş olduğumuz, hiç ayrılmadığımız kanısı oluşmuş olabilir. Halbuki alakası yok. Herkesin kendi hayatı var. Ancak şunu söyleyeyim, Murat Cemcir de Ahmet Kural da birlikte çalışılabilecek en uyumlu, en yetenekli insanlar. Onlar da birlikte olmaktan her zaman çok mutlu oldum. Çok şey öğrendim her ikisinden de. Bundan sonra başka projelerde belki ayrı ayrı, belki hep birlikte oluruz. Ama dediğim gibi tek başıma başladım, hala da tek başıma devam ediyorum diyerek yanıtlamıştır. İki tane sinema filminde oynadınız. Sinema filmi her oyuncu için özeldir. Bunları seçerken senaryo ile ilgili çekinceleriniz nelerdi? Özellikle niye bu filmler ilk filmleriniz oldu? Bir de sinema ile dizi arasında şu an fark olarak ne görüyorsunuz sorusuna ise. Behzatçı zaten bizim ekip olarak da sürekli ilişkide olduğumuz kişilerden oluşuyordu. Bir kere karşılıklı olarak birbirimizi izlemeyi seviyoruz. İkinci olarak bizi izleyen kitleler aşağı yukarı ortak. Bu durumdan dolayı yakındık hep zaten. Ben aslında bir bölüm dizide oynamayı çok istedim. Ahmet ile Murat abi oynamıştı. Dizide nasip olmadı ama filmde oldu. Ercan filmin senaristi benim arkadaşım. Senaryoyu yazdığında senin oynamanı istediğim bir rol var dedi. Ben de ilk filmimi bu kadar fenomen olmuş bir dizinin sinema filminde Serdar Akar gibi bir yönetmenle birlikte yapmayı çok istedim ve oldu. Sürgün İnek filminde de Burak abi vasıtasıyla senaryoyla tanıştım. Çok hoşuma gitti biliyorsunuz. Türkiye toplumunun iktidarla olan ilişkisi genelde tebaa ilişkisi ve Türkiye'de iktidarların yaşattıkları bir korku ve bu korkunun insanlar üzerinde ciddi bir etkisi mevcut. Bu Osmanlı'dan sonra yönetimin adı değişmesine rağmen, Cumhuriyet olmasına rağmen değişmemiş bir şey. Sadece şartları askeri dönemlerde daha da sertleştirilmiş bir durum var ortada. Taşra'da yaşanan bu korkunun trajikomik halleri de bu yüzden Sürgün İnek'te çok
en çok ilgimi çeken şey oldu. Dönem çok ilginç zaten. Hikayenin ele aldığı tabu çok ilginç. Türkiye'de tabular üzerinden insanlara karşı çok ciddi linç kampanyaları yapılıyor. O linç korkusunun yarattığı bir saçmalama halinde bahsediyor film. O nedenle hem hikayenin işlediği durum hem de senaryonun kendisinin zaten komik olması beni cezbetti diyerek yanıtlamıştır. Sizin sosyal medyada da ideolojilerden bağımsız dik bir duruşunuz var. Haksızlığa uğrayan tarafı çekinmeden savunabiliyorsunuz. Muhafazakar, sağcı, solcu, ateist, Budist olması sizi ilgilendirmiyor. O yüzden de kendi fiziksel yapınıza, senaryoyu yakın bulduğunuzu söylemeliyiz. Aynen, hatta bence bazı mağduriyetlere hiç değinilmemiş. Mesela 28 Şubat'ın temelde iki tane mağdur kesimi var. Biri başörtülü kadınlar. Müthiş bir aşağılanmaya maruz kaldılar. Önce devlet, sonra da toplumun bazı kesimleri tarafından ötekileştirildiler. Kendilerine güvenlerini yitirdiler ve gerçekten bunun travmasını atlatamamış, görünürde olmayan bir nesil var. İkincisi de o dönemde mahkum edilip yıllarca hapis yatan insanlar var. Bir tanesi de Salih Mirzabeyoğlu. O dönem saçı sakalı zorla kestirilip kanlar içerisindeki fotoğrafları bu ülkenin yaygın medyasında işte kuzu gibi oldu şeklinde sunuldu. Siyasi görüşlerimden bağımsız olarak söylüyorum, bir işkence bu ülkenin yaygın medyası tarafından onandı. Hala o dönemin mağdurları var. 16 yaşında bir çocuk var mesela, ismini şimdi hatırlamıyorum. Terörle mücadele yasasından ceza alıp hala hapiste olan. Meselenin bu kısmı ama var, ama bir de iktidar denen şeyin halkın üzerinde yarattığı korkunun etkileri var. Bu film o nedenle sadece 28 Şubat'a değil, 12 Eylül'e, 12 Mart'a, tek parça dönemine, her döneme adapte edebilirsiniz diyerek yanıtlamıştır. Sadece Celil Cengiz hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.